Kalemşah TV, kültürün sesi, Teke yöresinin güçlü sesi. Yörüktür bilir işini, bahara çevirir kışını, değiştirir suyun akışını, işler motif motif nakışını. Merhaba Kalemşah TV izleyicilerimiz. Şu anda yörük hayatının canlı canlı yaşandığı yaşam alanlarından bir yerindeyiz. Birazdan değerli bir ailemize konuk olacağız. Bakalım değerli abim ve ablam hangi kültürleri bizlere aktaracak, birlikte görelim. Kalemşah TV, kültürün sesi, Teke yöresinin güçlü sesi. Merhaba Kalemşah TV izleyicilerimiz. Bugün kültür ağırlıklarımızı yöremizin vazgeçilmez mesleği, peygamberlik mesleği olan çobanlıklarla devam ediyoruz. Çobanlarla devam ediyoruz. Büyüdüz köyünün yetiştirdiği özlü sözlü bir abim, Adem Öz abim var. Biz kendisini tanıyoruz. Sizlerin de tanımasını istiyorum. Önce kendime sorayım. Adem Öz kimdir? Burdur'un Büyüdüz köyünden Adem Öz, Yusuf oğlu Adem Öz, 64 doğumluyum. Hemen hemen doğdum doğalı bu işi yapıyorum, çobanım. Bir şikayetim yok. Memnunum da çobancılıktan. Devam ettiriyoruz şu anda. Adem abi, kaç yıldır bu işi yapıyorsun? İşte ilkokullardan beri hesap et galiba, 64 doğumlu. İlkokullarda yani kendi babamın malını güdüyordum. Ondan o yana da şimdi 64'ten askerden geldim. Ondan bu yana devam kendi malımı yapıyorum. Şimdi her mesleğin kendine göre bir zor yanı mutlaka var. Evet. Bu meslekte kolay değil o kadar göründüğü kadar. Ama işin ilmini bilmeden yola düşmek tabii o işi sıkıntı olur. Şimdi ben kısaca bir günlük sabah kalktıktan sonra günlük hayatımızda koyun çobanı olarak neler geçiyor onu öğrenmek istiyorum. Sabahleyin kalktığımızda ilk evvela koyun kuzuluysa, benim koyunum kuzulu şu anda, kuzum burada. Kuzuyu emiştiriz koyunun içinde annesiyle. Ondan kari koyunu kuzudan ayırırız, koyunun yeğgisini veririz. Gereken ikinci yeğgi, akşama garılacak yeğgisi varsa o yeğgiyi gararız. Böyle mücadele ederiz. Ondan karı koyunun suyunu sulancası suyu yasalarız, sularız. Gütmeye gideriz, gezdiri geliriz. İlk sabahlığı yaptığımız işimiz budur. Şimdi koyunun şu anda bir kuzulama dönemi var galiba. Evet. Kuzulama dönemi de en zorlu bir dönemdir. Evet. Bu dönemde neler yapıyoruz? Kuzulama döneminde tabii koyuna bakacaksın. Koyun kuzulama duruğu. Koyun kurtulur, kurtulamaz. Ekiz kuzula, ekiz kuzuladığı anda koyunun burada ekiz kuzulu yeri var. Oraya kapatırız ekiz kuzulanla. Almama, kayıp etmeme şeysinden çift kuzuyu alsın diye. Tabii böyle bakacaksın, bakıyoruz yani. Koyunun yaylım saatleri genelde hangi saatler? Yaz döneminde genellikle saat 3-4 gibi Temmuz-Ağustos aylarında öyle yayılır. Kış döneminde tabii yeğgiye düşleştiği için çok da bir öyle bir sabahla erken sıkıntı olmaz. Sadece yeğgiyi verirsin. Bunlar da yakın çevrelerde yayılır, gezinler gelir. Şimdi hayvan yayılım esnasında bazı yerlerde, kırsal kesimlerde, kıraç yerlerde eğildikten sonra zaman zaman duz ihtiyacı doğar. Evet. Koyunun duz ihtiyacı doğduğunu nasıl anlarsınız ve neler yaparsınız? Duz ihtiyacını koyunun dusladığını koyun yerde toprak yemeye başlar. Benim şimdi şu anda bak burada duvarın diplerinde, taşların dibinde sabahla bakıyorum yiyor. Ve dağda da yayıldığı yerde çorak deriz. Yani ak yerlerde olur, bu gölün kıyında da olabilir. O çorağı yalamaya başladı mı koyunun dusama şeysini oradan biliriz. Ve koyunun duzunu garasın, koyunun duzunu verirsin. Koyuna sade duz verilmez. Koyuna ya çiçek yağının kızartma ettiğin yağlarla veyahut yıllık eskilemiş devesine bekmezlerden karıştırı garasın, öyle veririz.
Şimdi koyunda sürücü yayınım yaparken özellikle çoban köpeklerin çok önemi var. Kaç Evet. köpeğimiz var? Şu an çoban köpeğinin sürüdeki önemi ne? Çoban köpeğinin surdaki önemi, köpek koyunun önü, sürünün önünden gider. Koyunun varacağı yayılım yapacağı yere. Orayı dolaşır. Kurt, kuş, çakal böyle koyuna bir zarar verecek bir şey var mı diye o çevreyi dolanır ve koyun oraya vardığı anda koyun yayılıma yapışır. Koyun da ürküntü peyda etmez. Köpek orayı gezmezse koyun oraya vardığı anda kurt olur, çakal olur çıktığı anda koyun yayılım şeysini kayıp eder. Köpeğin özelliği çok iyi köpek oradan özelliği odur köpeğin. Şimdi çoban kültürü çok farklı bir şey. Evet. Şimdi dağda çobanlık yapıyorsunuz. Sürü Evet. bayağı bir uzaklaştı. Onu çağıracağınız zaman hangi sesle yapıyorsunuz? Onu bir yapar mısınız? Ha, onu Bir yer. bizim bu yöremizde Büyüdüz dediğim anda bak benim koyunum hepsi kulağı kabardır. Uzun soru yap Ve da. şimdi şok ormanın içinde olacak ben bunu ses çıkaracağım. Sesimi duyduktan karı aşağı gelir. Yani arkasına, şimdi düşeceğim arkasına önüne istediğim yere gider yani. Devamlı böyle ses yaparsın veyahut bir de demin sorduğun soru vardı. Şimdi koyun yaylımdayken bir ürküntü peyda eder, çanlar tangırt eder. O anda bu sesi çıkardığın anda koyun buna bir destek olur. Ha benim çobanın başımda bu sesi çıkardığımda ben hukça dediğimde koyun ürküntüyü keser yani. Şimdi geçen bir sohbetimizde bağcak olayından bahsetmiştik. Bağcak olayından, koyunun kalkış şeklinden, sesinin tonundan ne geldiğini, mesela kurt mu geldi yoksa bir insan mı geldi yoksa kendi mi kalktı diye anlıyorduk. Nasıl anlıyorduk onu? Şimdi koyun şu anda koyun yatıyor. Yani kürnekte veyahut burada yatıyor. Koyun yattığı anda çan olsa da göstersem koyun yattığı yerde lıkırt 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 böyle geviş aldığı çanı çıkarır. Ürktüğü anda çanlar tangır tungur tangır tungur ben yattığım evde bile burada bak koyunun ne yaptığını biliyorum. Yani ürktüğümü çanlardan ne anlam verdiğini biliyorum. Bak şu anda lıkırt lıkırt ediyor. Yani o sakince geviş aldığı çan sesini çıkarıyor. Burada o oturup da bu arada koyunun burada tangır tungur tangır tungur ediyorsa bil ki koyunda bir şey vardır. Yani çanla demek istediğim yayıldığı yayılımdaki lıkır 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 böyle öttüğü gibi olmaz ürktüğü anda. Ses çok çıkarı. Ses çanlan sesi de değişik çıkar yani bayağı ürküntü olduğunu oradan biliriz. Şimdi doğada bin bir çeşit ot ve nebatat var. Kimisi yarayışlı ama kimi de zararlı. Diyelim ki hayvan zararlı bir ot yedi. O an için teknik veterinerimiz yok, haberinize hap yok. Ne gibi imkanlarla bunu tedavi etmeyi umuyorsunuz? Şimdi dağda koyuna diyelim ki bizim dağlarda dokancık ot var. Serpil otu veyahut sirkendir. Abud böyle bir değişik otlar dokanıyor. Evet bahar ilk bahar geldiğinde ot yerden büngüdüğünde kuvvetli olur. O anda üzerinde ne var? Dağda bir şey yok. Gerekirse katran sürüyoruz ağzına. Soda. Hele bu sodadan sürekli cebinde taşıdığın anda o sodadan dökebildin mi tez kurtuluyor. Ha, onun iğnesi de var ama iğnesini tabii evine gelip de iğneyi vurasaya kadar koyun kayıp olur. Onu cebinde taşırırsan sodayı bilhassa soda çok çok iyi oluyor. Şimdi gelelim konumuzun asıl meselesine. Çobansınız, daha da Evet. sürüleri saldınız, taşın başına oturdunuz, kara çaydanlığı yaktınız, Evet. altından da ateşi verdiniz. O anda neler söylüyorsunuz? Şimdi ben sizden bir türkü rica etsem, bir çoban türküsü. Evet. O anda işte biz dağda olduğumuz için devamlı dağlar türküsünü çok seviyoruz. Dağlar türküsünü söylüyoruz. Bir tane alalım. Tam tamamını söyleyemezsem de kısaca bir türkü Yok, söyleyeyim. gönlünüzden geçti şekilde ne varsa. Evet. Şu yüce dağların ay duman kaplamış. Duman kaplamış yine mi silahımdan
Kara haber var, kara haber var. Şu çimenler üstünden ay, yârim ağlamış. Gözyaşlarının, gözyaşların var. Uy dağlarda ağlar, yüce dağlar. Yolum ver bana, gidem yârim of. Kezban ablanla nasıl tanıştınız? Kezban ablanla tanıştığımızda tabii o zaman böyle bir görüşlü görme işesi yok, birbirimizi görmeden yürücü usulü istemeye gittiler ve o da ben de zaten çobanın ondan da bir 3-5 davarı vardı geçtiği bu davarı sevdiği için. O da beni tercih etti, ben de onu tercih ettim. Sonra babamgil bitirdiler, ondan sonra görüştük ama o ana kadar birbirimizi görmedik. Şimdi görüşmeler çok iyi. Eşimden çok memnunum. Eşimdir beni bu kadar ayakta durudan. Ben de eşimin arkasındayım. Birbirimize çok çok destek olduk. Ve daha da destek olmaya devam ediyoruz. Şimdikinden birbirini görüyor, telefonla görüşüyor. Bir şeyler oluyor, biz o zaman göremiyoruz. Şimdi abicim, eskiden büyüdüğün düğünleri meşhurdu. Evet. Özellikle maşalama olayları çok evet, meşhurdu. Maşalama yakılacağı zaman nasıl yapılırdı? Nelerden yakılırdı? Lastik mi getirdiniz, odun mu getirdiniz? Neler olurdu? Maşala zamanı düğünün ikinci günü mesela pazar günü gecesi. Pazar gecesi günün kına gecesi oluyor. Düğünler bir gün oluyor. O zaman üç gün sürüyor. Pazar gün gecesi maşalada işte Arap olur, Efele olur, kızla olur. Meydan neredeyse bir ateş yakılır. Deve yaparlar. Böyle bir eğlencele kurulduğu için teker odun ne bulunduysa yakarlar. Orada tabii ışık yok, şavk olsun diye. Orada eylem olur. Efele kız kaçırı gelir, oynarlar. Deveyi oynadırlar, Arap olur. O alanın koruma gücü. Yani bir şamata çok çok iyi oluyordu. Gündüzün geleneksel bir adeti var. 15 evet. yaşını geçen oğlan kız illa evlendirilir. 20 falan geçtiği zaman geç kalmış sayılır öyle mi? Evet evet öyle oluyordu. Şimdi, ne zamandan beri öyle sürdü bu? Şimdi yılları ne diyeyim ya, benim ablam vardı mesela, vefat etti kanserden de. O ablamı benim bir iyi aklım eriyor 15 yaşın üzerlendiğinde gelin ettiğimizde. Tabii bu okuma derdi çıkınca acık bu yöre şeylik kayıp oldu. O zaman okul yok. İlkokuldan çıktın başka okul yok. İlkokul 5'ten ayrıldın mıydı laf söz olur, şu olur, bu olur diye büyük atalarımız 15 yaşında gelin etme şeysi sürüyordu. Tabii o yıllar hangi yıllardır tam hatırlayamıyorum da bayağı çok yani uzun yıllar o yıllar. Şimdi öyle değil. Şimdi 20, 19, 25'i de buluyor, 30'u da bulan oluyor. O anlarda öyleydi. Kalemşah TV, kültürün sesi. Teke yöresinin güçlü sesi. Kolay gelsin, ne yapıyoruz? Sağ ol, hoş geldin. Kuru fasulye pişiriyor. Bu ateşin közünde fokur fokur kaynıyor. Nasıl pişiriyor bu makine bunu? Böktürdüm, yağını kavurdum. Suyu kaynadı, fasulyeyi saldım. Pişince ne yapacağız bunu? Bunu pişti mi yiyeceğiz. Yanında neye gider bunun? Bunun yanında ne gider? Marul salatası, pilav. Siz eskiden bulgur aşı yapardınız ya. Buyur. Yanında neydi koyardınız? Turşu, şekerli şerbet. Onu nasıl yapıyor? Şekeri katıyorsun, suyu da katıyorsun, eridiyorsun. Hadi bakalım, kolaya gelsin. Sağ ol. Evet efendim, şimdi geldik Adem abimizin eşi Kezban ablamızın yanına. Ablacığım seni tanıyalım. Ben Büyüdüz'den Kezban Öz. Kaç yaşındayız? 58.
Kaç yıllık evliyiz ablacığım? 40. 40 dile kolay yıl. Neler yaşadınız acısıyla tatlısıyla? Çok iyi. Çok iyi. Dövüş, kavga. Yalnız hepsine sabır edersen. Bak, kanaat edersen. Varlığına, yokluğuna kanaat edersen. Öbür dünyada yerinde, yatağında cennetlik. Şimdi ben seni şöyle 40 yıl öncesine bir götüreyim. Abimizle nasıl tanıştınız? Görücü söyle. İlk geldiğiniz günü hatırlıyor musun? Heyecan var mıydı? Adam gelmedi. Benim adam gelmedi, ben istemem. Anası babası geldi. Demedin bu adam kim bir göreyim diye. Tavşanla oğlunun kim olduğunu bilmiyordum. Hakikaten bilmiyordum. Şimdi nişan neye göre karar verdin peki? Sen mi istemedin? Ailen istedi diye mi oldu? He, evvel böyle sen ben beğenmiş yok o. Altın olarak ne taktılar? 125 gram altın. Takıldım. Peki o zamanlar çünkü gibi düğün şey yok, telefon yok, mektup yok, bir şey yok. Görüşmek için bahane uydurur muydunuz? Ya ne zaman bittik? Bak gelin olduk, o zaman oğlanı görürüz. Görürüz evet. Urba'da göründü. Yine bir yolda belde görürsün. Haldan gelirken. Başka da görüşmeyiz oğlum. Şimdikinden gibi telefonda görüşmek yok. Şimdi Yörük bir abimizle evlendiniz. Tabii Yörük hayatı zorludur. Çobanlık hayatımız da var sizin. Şimdi çoban zamanında sürüyü sağmaya giderken neler yapıyorduk? Evvel davar vardı bizim de. Davarı öğlenden karı sağarız. Koşlarız ağla sağarız bakırlara. Ondan karı sütliye sütleri süzeriz. Ertesi gün güneş doğmadan o sütleri süzeriz. Bakıra tekrar kaymağını alırız. Onu tuluk tutarız. O kaymağı biriktiririz de. Altını bıcımıcık ısıtırız. Peynir çalarız. Peki bu kaymaktan yapılan bir höşmerim var. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bu höşmerimi kaymaktan bıcımıcık sıvı yağ katarız. Kavırız. Pembeleşti mi de ona höşmerim denir. Şimdi biz her köye gittiğimizde genelde şunu soruyoruz. Diyoruz ki düğün adetlerimizde kız evinde neler oluyordu? Acaba Büyüdüz'de kız tarafında neler oluyordu düğünde? Kız tarafında düğünde neler oluyordu? 3 gün düğün oluyordu evvel. Oğlan evi yükünüyle gelir. Ya bir koş getirir ya bir erkek mal getirirdi. Oğlan evinden bulgur, ondan fasulye, nohut gelirdi. Kız evine verilirdi. Acık da kız evi katardı. 3 gün yemek vurulurdu oğlum. Şimdi sizin eskiden bir adetiniz vardı. Bu sağ dış çorabı falan diyorsunuz. Onlar neydi? O erişi çorapla damada kız verildi miydi? Bir halası, teyzesi gider oğlan evine. Bir mendil işlenirdi. Bir aynası, darığı, çorabı. Ondan çok. Bunları götürülürdü bir bohçada. Şimdi bizim kültürümüzün vazgeçilmez unsurlarından biri var. Yaslarımız. Ben senden şimdi bir yas alsam. Hı. Bir yas edebilir misiniz? Ederim oğlum. Merdiven taşına da çık oturana. Elini böğrüne de oturana. Kızın gelecek diye de karlı dağlarda bak oturanım. Kızın gelmesi de mahşere kaldı. Sevilerin de gönlünde kaldı ay anam. Uzun kavakta uzun uzun uzamış, ortasından da karış karış belinmiş. Ben buna da acımayacağım de buna da acınacak. Kıymatlı evladını da yanına almış. Kıymatsız kuzusunda gurbet ele atmışlar.
Şimdi şunu sorayım. Eski adetlerimizden, kültürlerimizden bayramlarda özellikle salıncak bindiğin zamanları hatırlıyor musun? Binerdik. Deli kayıtlık. Biniyorduk. Peki sizde de var mıydı o adet? Yarın söyle diye bir salladığınız oluyor muydu? İlla. Oluyor. Ne yapıyordun? Tuttuğun bir... kim? Filanca. Kafadan at. Bak. Tuttuğun kim? Filanca. Ya o kişi duyarsa? Kafadan atmıyor mu? Kim duyacak onu? Biri diğer. Bir gitti söyledi. Ha duyarsa duysun. Şimdi bu düzün bir de halıcılık üzerine meşhur bir zamanı vardı. Şu an halıcılık bitti. Halı dokumayı olayını anlatır mısınız? Nasıl gidiyordunuz? Ücret karşılığı mı vardı? Neyi başına ücret alıyordunuz? Aydana'ya müdürümüz vardı. Sekreterimiz vardı. Orada. Onu sabahla erken gittin mi ne prime girilirdi. O prime girdin miydi bir ay boyunca hem sigortan güzel yatardı. Bak. Hem aylık gelirin iyi olurdu. Şimdi vardın. Tezgahın başına geçtik. Sonra ne oluyordu? Halı dokuyun. Nasıl dokuyun? Yani ilmik sayısını, örneği nasıl çıkartıyorsun? Model var. Ona bakarak? Ona bakarak hekim düğümü. Evvel bir iyi düğün olur. Bir hekim düğün olurdu. Düğüm atıyorum, atıyorum. Sonra. Atıyorum. Hı. Onu 12 sıra geçtin miydi? Onu bakarsın. Bir damanın sırası 6 sıradır. İkinci iki dama attın 12 sıradır. Modele göre. Onu dokudun mu aşama kadar onu prime girersin. Şimdi gördüğüm kadarıyla zamana göre taşınıyorsunuz. Konar göçerlik bir hayat yaşıyorsunuz. Bunu neye göre belirliyorsunuz? Mesela koyunla bir yerden bir yere göçeceğinizi ne zaman karar veriyorsunuz? Mayıs ayında. Nasıl anlıyorsunuz? Yani taşınmanızı gerektiğiniz zaman. Baktık burada koyunumuzu ot yok, yaylım yok. Koyunumuz doymuyor mu? O zaman gideriz çadırımızı kurağa geliriz. Oranın sahası geniş. Düzen deriz düzeyinde. Orada yayılır mallarımız. Peki. Suyu da iyi olur. Böyle tozu olmaz. Güzel havadarlık yer. Kara çadırı kurarsın. Şimdi senden eski dımıdan adeti dediğimiz leğen çalmayı bir örnek alabilir miyiz? Dım dımı 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 dımı. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşı aşı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malim olsun. Ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı ben köyümü özledim. Ördeğime gaz diyorlar, şofeleye yaz diyorlar. Kime derdimi söylesem kız, bu dert sana az diyorlar. Gurbet gurbet gez diyorlar. Şu dağların başındayım, yüzüğünün kaşındayım. Doğru söyle sevdiceğim kız, daha 14 yaşındayım. Ölesiye peşindeyim. Bülbül yuvan yıkıldı mı? Yavruların döküldü mü? Şu yüce dağlarına duman kaplanmış. Duman kaplanmış. Yine mi silahımdan kara haber var, kara haber var.
çimenler üstünde yarim ağlamış. Gözyaşların var, gözyaşların var. Değerli izleyicilerimiz, Kezban ablamın bir de güzel ilahi söylediğini duymuştuk biz kendisini. Bir de ondan ilahi dinleyelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kabe'min örtüsü kara, açtı yüreğime yara. Bilinmez derdime çare, yaralıyım, yaralıyım. Ben Resul'a yaralıyım. Kabe'min örtüsü kara, bulunmaz derdime çare. Yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Aman çeşme, canım çeşme, Muhammed'i görmedin mi? Şimdi buradan abdest aldı, doğru gitti çarşısına. Aman çarşı, canım çarşı, Muhammed'i görmedin mi? Şimdi burada kefen aldı, doğru gitti camisine. Aman cami, canım cami, Muhammed'i görmedin mi? Şimdi burada namaz kıldı, doğru gitti kabristana. Aman kabir, canım kabir, Muhammed'i görmedin mi? Şimdiye kadar sizindi, şimdiden sonra bizim oldu. Kalemşah TV, kültürün sesi. Tekke yöresinin güçlü sesi. Evet Adem abicim, ne yapıyoruz? Koyunun sulandığı havuzun üstündeki pislikleri, söğüt yaprağını, gazelini, onları temizliyorum. Koyun tertemiz suyunu içsin diye. Su nereden geliyor? Bu su şurada az ileride 300 metre ötede. İlk bu 30 yıl öncesi buraya oturduğumda bir gölet şeklindeydi. Domuz dorpu içiyor diyerekten boruya kattık, katoya kazdırdım, borula getirdim. Burada şimdi tertemiz havuza akıyor. Biraz azalmış galiba. Azaldı, kuraklık ilinden bir benim bura değil, her yakada azaldı sula. Rabbim güzel Allah'ım, yağış kar versin. Evet Kezban abla, buraya geldik. Bu nedir? Çıtlık. Ne işe yarar bu? Bu kuşa kadar yaprağı dökülmez. Kuş, kurt bunun denesini yer. Peki başka ne yapılır bundan? Bundan süs yapılır. Koyunlara nazar ermesin diye. Eskiden bastonlar da bundan yapılmış, doğru mu? Doğru. Neden bu ağacı tercih ediyorlar? İyi olduğundan herhalde, bilmiyorum. Esneklik alabildiği için olabilir mi? Herhalde. Peki bir de sen geçen geldiğimizde burada bir sığırcıklardan bahsetmiştin. Sabahlı erken geliyorlar, yiyorlar yavrular. Kaç gibi geliyorlar? Saatini bilin Hüseyin, güneş doğmadan geliyorlar. Peki gelmedikleri gün üzülüyor musun? Bugün sığırcıklarım gelmedi de üzülmemeyiz.
Görünce ne yapıyorsun? Seviniyorum. Buradan sevdiklerine bir şey iletmek istiyor musun? Herkese selam olsun. Kalemşah TV, kültürün sesi. Teke yöresinin güçlü sesi. Adem abicim, bu nedir? Bu dağda yetişen bir boz ardıç, ötenkisi boz ardıç. Bu bir diken ardıçtır. Bunun köşesinden, şu leblebisinden ne bir hastalığa iyi gelir derler. Bu ergininden istiyorlar. Onu toplayıveriyorsun şu anda bir arkadaşın birisine. Bunun çayı falan da yapılıyor mu? İşte çay şeklinde bunu bir kaynatma yapıyorlar ama ben onu görmedim. Oradan bana diyorlar toplayıver diye. Ben erginlerden toplayıveriyorum şu anda. Şu anda çobanlık hayatının vazgeçilmez ağaçlarından söğüt ağacı. Söğüdün gölgesi koyu olur, özü sözü iyi olur derler. Şimdi Adem abi, biz eskiden söğütlerden düdük yapardık, doğru mu? Evet. Nasıl yapardık, bir anlatır mısın? Söğütlen baharın, ilkbaharda söğüdün yürüdüğünde, şimdi olmaz o. İlkbaharda söğüt yürür, yani kabuğu ağaçtan ayrılma haddine gelir. O vakit keseriz, onu kabuğundan düdük çıkarız. Bayağı bildiğin zurna şeklinde öter. Bir flüt şeklinde yaptığımız var, bir de boru şeklinde. Evet, bir boru şeklinde, bir de flüt şeklinde yaptığımız var. İki çeşit, nasıl yaparsan o şekil istediğin gibi olur. Sen çok çok öttürdün mü? Çok çok. Hatta şimdi torunlar geliyor ilkbaharda. Torunlara da yapıyorum yani burada. İkisine de öttürüyorlar. Yani şimdi şu zamanda değil, ilkbaharda olur o. Evet efendim. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Başka programlarda görüşmek üzere. Bizleri Kalemşah TV Kültürün Sesi YouTube kanalından, Meçhul Şair çiftleriyle Meçhul Şair Instagram sayfamızdan, Facebook hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Kalemşah TV, kültürün sesi. Teke yöresinin güçlü sesi.